kimi duyduysanız, yani kimin görüşmesi gerekiyorsa bize bu bilgileri aktarın. Biz onlarla kimlerin görüşmesi gerektiğini, burada da bir ekip oluşturuyoruz. O ekipte bu insanların her birine dokunacağız. Şimdi Ramazan münasebetiyle böyle çalışmalarımızı, işte aramalar, bize oy verip veremeyecek olanların tespitleri, listelerini biz yaptık. Şimdi Ramazan'dan sonra aktif olarak hep birlikte inşallah ineceğiz araziye ve çalışmalarımızı 15 gün içerisinde eksik kalmadan tamamlayacağız diye düşünüyorum. Şimdi gündemimizin, biraz önce dedim ya, tek maddesi var artık, seçimler. 23 Haziran seçim. İstanbul'da yenilenecek olan seçim. Beykoz açısından son derece önemli bir seçim. Yani siyaseti bir tarafa bırakalım. Diğer düşünceleri bir tarafa bırakalım. Beykoz'a hizmetle ilgili boyutuna bakacak olursak, büyük şehirle ilçe belediyesinin aynı yöne yönelmesi lazım. Ümmetin bayramı mübarek edilsin. Dünya insanı için hayırlı olan bir bayram. Allah bizler nasip etti. Bunun kıymetini bilelim ve dualarını ekleyerek Rabbim'den mutlaka ve ondan sonra da görüyorum ki yine aynı aşkla, şevkle çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah 23 Haziran'da da bugünkü gibi bir bayram coşkusuyla toplanmayı nasip etsin Allah. Ben buna bütün kalbimle inanıyorum. Sayın Binali Yıldırım'a inşallah hayırlısıyla o hak ettiği makama birlikte ulaştıracağımıza inanıyorum. Daha önce de demiştim, seçim Beykoz'dan döndü. Çünkü ilk o yolsuzlukları fark eden, ilk alarma geçiren, ili haberdar eden, herkes organize eden ilçe olma özelliğini de taşıyoruz.